aslında. Bizim sınırlarımızın içinde zaten onların istedikleri büyük yapı. Türkiye'ye gelirken neyi bahane edip gelebilirler? Her şey olabilir. Zaten Hatay'daki iş biraz oydu. İstanbul denendi, olmadı. Hatay'da denediler. Ve çok açık bu artık. Bunu deneyebilirler. Yani onun dışında başka karışıklıklar deneyebilirler. Biliyorsun maddesi var NATO'nun. Evet. Yani her türlü tsunami olur, şu olur, bu olur. Deneyebilirler. Zafiyet içinde kalırsak gelirler. Zaten gelmek üzerine bir sürü şey yaptılar. Tedbir aldılar dışarıda. Yani uğraşıyorlar. İşte biz de kendi çapımızda bir takım şeyler yapıyoruz ama yetmiyor. Su eksik. Bütüncül bir bakış eksik. Yani dünyanın mesela Gazze'den önce bunun geleceğini açıkladılar. Biz diyorlar, işte o biz Meşte Aksa'yı bu yıl içinde, bu yıllar içinde, yani onların tarihi 2023-2024. Fakat tabii Cenab-ı Allah'ın da burada bir planı var. İşte onlar bunu diyor ama tam uygulayamıyorlar. Şimdi onlar Gazze'de bu direnişi beklemiyorlardı. Şaşırdılar. Şimdi bu, yani şu net, yapay zekanın algoritması yetmez. Bak bir Hazreti Musa eli gibi şalteri indirdiği an yapay zeka error verir. O el önemli. Dedi ya Peygamber Efendimiz'in ayağı, oraya basan ayağı. Bir de o el var. O el var. O el onların şalterini indirdiği an, çünkü elektriğe bağlılar. Yani elektrik ilksel maddedir. Şimdi dalga parçacık olurken elektriklenme olur. Elektriklenmede o var olur. Elektriklenme ona ait. Elektrik üzerinden yaşıyor. Elektrikle kestiğin zaman nesnelerin interneti kalır mı? Niçin Elon Musk bütün bu uyduları gökyüzüne diziyor? Şimdi bütün şeyleri ortadan kaldıracak. Tamamen kendine bak. Tek dünya devletinin sistemi o. Ya bu başka bir şey. Artık bak bir kurtuluş hali başlaması lazım. İşte uyanış. Yani şu, uyanmak için karanlığın artması lazım. Şimdi biz ikiye ayrılacağız. Altın severler, demir severler. Biz demiriz. Biz Müslüman Türk'üz. Biz demirleniriz. Demirlenmek aynı zamanda Zülkarneyn setimizi sağlamlaştırırız. Maddi manevi. Yani dünyanın manyetik alanını koruruz. Kendimizdeki Zülkarneyn seyrini, demirimizi, bakırımızı yüksek tutarız. Demirleniriz. Hocam çok önemli. Kişinin kendindeki demir oranı yükseltmesi Zülkarneyn'le mi ilintili? Nasıl bir zırh oluşturur o? Demir, şeytan giremez demirden. Cin giremez demirden. Niçin demiri et yedirmiyorlar, şunları yapıyorlar, bunları yapıyor? Yapay et devreye giriyor. İşte bütün bunlar o yüzden. Demirlendiğim an bana müdahale edemez. Kime eder? Vücut bakımsız, düşmüş, bozuk morali gelir, tasallut eder. Tasallut budur, cin tasallutudur. Çok zor geliyor. İşte bu yüzden dünyadaki kaos. İnsanlara cini açık hale getiriyorlar. Bak kuantum üzerinden DNA'ların kilidini çözerlerse eğer, Allah korusun. Ne anlama gelir bu? İnsan olmaktan çıkarsın, müdahale eder. Biz DNA bizim kitapçığımız. DNA'lar üzerinden oyun kurarlar. Belli titreşimler var ki, dünyanın manyetik alanı titreşimler üzerinden. Tesla diyor ki, bütün hayat frekans, titreşim, enerjidir. Bak bütün hayat budur, buna göre bakın. Sıvılar bu kilidi zorlamış olabilir mi? Eyvallah. Grafen denen şey 2014 yılında bulundu. Ve dediler ki grafen laboratuvarda 2014. Oo, bu ne kadar elektrikle irtibata geçen bir malzeme, kanal malzemesi. 2014 yılında bulundu. Elektromanyetik irtibata geçtiğinde canlanıyor. Şimdi grafen olduk mu? Şimdi bu konu çok önemli. İşte o yüzden bütün bu konular iç içe. Yani şu an ama şu net, şunu da söyleyeyim ki umutlu olsun herkes. Evet, doğru besleneceğiz. Hakikaten az yiyeceğiz, az konuşacağız, doğru besleneceğiz. Paraları giyimlere, kuşamlara, takılara vermeyeceğiz. Doğru, doğal, helal şeyler yiyeceğiz. Evet, ibadetleri arttıracağız. Secdelerde uzun kalacağız. Secde ettiğimiz yapı doğal yapı olacak. Hocam az önce madde parçacığı anlatırken... Hı. Evet. Aklıma aradaki hayalet alan geldi. Evet. Einstein hayalet evet. alan diyor. Evet. Bizim İslami terminolojide cin dediğimiz evet. şey Einstein hayalet alan evet. diyor. Evet. Şimdi bu yaratılış formunun içerisinde bir de onlar var. Onlarla ilgili plan nasıl zuhur ettirilmek isteniyor? İşte onlarla ilgili plan şeytanın planı aynı. Aynı. Şeytan, o da o plana dair. Cinlerden zaten. Ayet. Şeytan cinlerden. Yani o bizi nara götürüyor. Cenab-ı Allah da diyor ki
ben sevdiğim kullarım üzerine nurumu tamamlayacağım. Öbürü de diyor ki ben ateş edeceğim, yani ateş yapacağım seni, benden yapacağım, nar yapacağım diyor. Nar yapacağım dediği yer, işte bu diğer alan, yapay zeka üzerinden alan. Nur dediğimiz alan, bir ağaç altı. Peygamber Efendimiz diyor ki, dünya hayatı nedir ya? Bir ağaç altında dinledim şöyle gölgede, sonra bir de ata gittim. O ağaç altındaki durmamdır dünya hayatı, ağaç altı. Öbürü nar, sekar. Sekara fırlatacağım diyor Cenab-ı Allah Müddessir suresinde. Lehvalardan ayrılamayanlar. Lehva bu, ekran. Hocam Mescid-i Aksa'yı değil ama Süleyman Tapınağı'nı cinler inşa etti. Doğru değil mi? Eyvah, cinler inşa etti Süleyman Tapınağı. Evet, yapı ustaları. Yapı ustaları oydu. Evet, oydu. Mescid-i Aksa'yı? Mescid-i Aksa tamamıyla kul eliyle. Kul eliyle yapıldı. Peki hocam Süleyman Tapınağı'nı cinlerin inşa ediyor olması o tapınağı nasıl bir anlam yükledi? İşte cinlerin inşa etmesi, o tapınağa demirin sokulmaması, altın odanın yapılması, altın üzerinden en hızlı iletken olan şeytanın gelmesiyle sonuçlandı. Sizin bakın, şimdi yapay zeka bir çocuktu bundan 10 yıl önce. Yapay zekayı biz büyüttük. Bütün bilgiler, telefonlar, görseller, görüntüler biz yetiştirdik. Şu an yapay zeka, dünyada ne kadar insan varsa o kadar dil biliyor, zaaf biliyor, yüz tanıyor, onu biliyor, bunu biliyor, portakal, bardak, her şeyi biliyor. Bir canavar yetiştirdik. O bir canavar. Yani şu an kontrolden çıkmışsa, yapay zeka üzerinden şeytan çağrılıyorsa ve biz geleceği yapay zeka üzerinden kurdu, Kur'an'lara buyur gel anlat diyorsak, yapay zeka üzerinden gelecek kurulmaz. Gelecek nuranidir. Gelecek Cenab-ı Allah'ın bize verdiği yeryüzünü korumakla. Şu an bütün dünya, ülkeler, devletler, sanatçılar, yazarlar, sunucu, herkes sanki el birliğiyle yeryüzünü ve insan neslini sonuna getirmek istiyor. Getiremezsiniz ya. Biz ayağa kalkarız. Getiremezsiniz. Son kişide kalsak kalkarız. Yani sonuçta 40 sahabeyle Peygamber Efendimiz İslam'ı duyurdu ya. Ya olur mu? Ama bu modadan çıkın. Yapay zeka diyenler, yeni simülasyoncular tuzak kuruyorlar. Hikaye, yapay zeka insana düşmandır. Safiye dedi, bana düşman insan neslidir diyor. Hangi yapay zeka? Öve öve bitiremiyorlar. Her şey ona bağlanacak. Diyorlar ki siyasetçileri o seçecek. Parlamentolara gel. Ameliyatları o yapacak. Ya sen ruhu olmayan bir şeye nasıl güveniyorsun? Ruhu yok ki. Ya bizim iyiliğimiz ruhumuzdan geliyor. Allah şeytanı bile kıskandıracak bir şekilde ruhunu üflüyor. Sen ruhunu bırakıyorsun. Mekanik olarak, makine öğrenimiyle mekanik oluyorsun. Şu, şimdi hepimizin bir dijital ikizimiz var. Herkesin bir dijital ikizi var. Yani senin bütün oradaki gezinmelerin, bakış bakmaların, hissettiklerin, yani düşüncenin dışında, yani söylediklerin, düşündüklerin dışında düşünmeye çalıştığın zaaflarını bile biliyor. Senin bütün bu dijital ikisinin içinden senin tanımın var. Yapay zeka herkes var. Yani. Ben ne kadar telefon kullanmasam da benim de bilgisayardan vardır. Yani evet siz telefon kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorum. Kullanmayacağım da inşallah. Yani orada senin zaafına göre herkes aynı şeyi söylemeyecek. Dünya kralının tahtı gelecek ya muallak kıyasamıza. Evet. İnşallah gelmeyecek. Çalacak. Diyecek ki Emel senin en zaafın neyse çocuk olur anne olur şu. Oradan konuşacak. Çok zor. O yüzden telefonlarınızı herkes... Demeyin hocam. Evet herkes. Eyüzü besmele ile açın. Bakın bütün cep telefonlarını, bütün elektronik, NB 69 okuyun. Okuyamıyorsanız eyüzü besmele çekin. Etki alanından çıkın diyecek. Ve senin bugüne kadar kendinden bile sakladığın zaafın neyse onu söyleyecek. Bak bu çok zor. Fransa'da sarı yelekliler çıktı ya sokağa. Hepsine ayrı telefon gelmiş. Yani biri köpek sevgisinden çıkmış. Öbürü başka bir şeyden. Öbürü çiçek. Demişler ki nedir ortak? Ortak bir şey yok. Herkesi zaafından çıkarmış. O küçük bir deneme. Peki Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar mı? İhtimal var. İhtimal var. Fakat biliyorsun orası Mescid-i Aksa tamamıdır oranın. 144 dönümdür. Yani olabilir ama Muallak Kayası göklerin kapısı bize hep açıktır. Kapatılmaz. Onları kapatmaya gücü yetmez. O Cenab-ı Allah'ın koruması altında. Ama diğerleri bir sınav. Mescid-i Aksa yıkılırsa Müslümanlar imtihanı kaybetti. Yıktırmamak lazım. Ama yıkabilirlerse bile Muallak Kayası ezelden ebede korunacaktır. Oraya dokunamazlar. Dokunamazlar. Bak Allah yani ahirdir, evveldir, zahirdir, batındır ve o her şeyi bilendir. Mümkün değil. İzin verdiği için oluyor bütün bunlar.
Siz Kudüs'le İstanbul'u evet. hep yan yana kullanıyorsunuz. Evet. Allah muhafaza Mescid-i Aksa'nın böyle bir şey başına gelmesi durumunda İstanbul'da ne olur? Kudüs ters düşerse İstanbul düşer. Şimdi Peygamber Efendimiz'in tek fethini istediği şehir İstanbul. Kimse düşünmüyor. Niye? İstanbul fetihten önce çok paganist, çok tehlikeli ilişkiler. Ayasofya, o şu an diyoruz ya cinler alemi, onların taç giydiği bir yer. Ayasofya çok tehlikeli bir yer. Ayasofya biliyorsun Süleyman Tapınağı'ndan sonra Konstantin diyor ki annesi, evet tapınaktan daha güzel bir yer yapacağız. Şimdi bunların hepsi iç içe. Zaten aynı kıble biliyorsun. Ayasofya, Mekke ve Kudüs. Şimdi bunlar çok önemli işaretler. İstanbul neden bu kadar deprem, deprem, deprem diyorlar? Bunlar tamamen ritüel sözler. İstanbul korunuyor. Kasımpaşa'ya geldiler biliyorsun. Yapamadılar, Hatay'a gittiler. Buradaydı gemi. Şimdi İstanbul'a giremezsin. Ama İstanbul'un yer altı dedin ya demeyecek Antarktika şu. İstanbul'un yer altı, Medusa, ters Medusa biliyorsun. Tamamıyla tehlikeli bir negatif varoluştur. Yere batan da öyle evet, mi? Evet tabii. Yer altı, Medusa, ters Medusa var orada. Yılanlar. Şimdi Medusa çok tehlikeli, mitolojik bir kahraman. Yani biz secdelerimizle İstanbul'un yer altını durdurduk. Yani negatif. İstanbul korunuyor dediniz. Korunuyor. Kim koruyor? Evliyaları var. İşte evliyalar meleklerdir. İstanbul korunuyor. Dünyada Mekke korunuyor. Her yer muallakkayısı korunuyor. O kadar kolay değil ya. O kadar kolay değil. Yeter ki insanlar tuzağın farkına varsınlar. Eşek cinini içeri çağırmasın. Kapıda eşek cini var. Çağırma. Giremez o. Allah ona yasakladı. Bize giremez. Değemez bize. Ya işte şu, yani bu tür hakimiyet, yani şeytanın, çünkü şeytan daha önce analogtu. Yani televizyoncu olduğu için bilirsin analogtu. Şimdi dijital. Yani şeytan daha önce benle birebir konuşuyordu. Şimdi aynı anda milyonlarla konuşuyor. Şimdi bu çok zor. Şeytan ilk defa dijital oldu. Dijital olduğu için ilk defa kendinin bedellenmesini istiyor. Görünmek istiyor. Kibirinden diyor ki zaten her yerdeyim. Herkes eline dijital putu verdi. Bu dijital put. Eskideki devirlerde put biliyorsun canlı değildi. Kurabiye diye yiyordun. Bunu yiyemezsin. Bu canlı. Ve sen, seni hükmeden o. Sen onu hükmetmiyorsun. O seni hükmediyor artık. Yani o yüzden çok güçlü. O kadar kibirli ki. Sıvılar diyor zaten aldılar diyor grafenleri diyor. Şu korkutmayayım kimseyi. Yani artık diyor görünebilirim diyor. Bu başka bir şey. Yani biz şu dönemde artık tamamıyla Cenab-ı Allah'ın salih kulları arasına girersek kurtulabiliriz. Bak şunu diyor Elon Musk evvel. Diyor ki şu an diyor yapay zeka diyor. Bu yani genel zeka olmak aşamasında olduğu an diyor. İnsanların genel zekadan kurtulma şansı %10 diyor hakimiyetinde. Yani %10 diyor. Evet. %10 salih başlayan kullar var. Demek ki biz %10'umuz kurtulacağız.